dünyada 70 değişik proje varmış şu anda bu küçük ölçekli nükleer reaktörlerle ilgili. Bundan birkaç yıl öncesine kadar ülkeler birer birer nükleer enerjiyi terk etme kararı alırken, enerji krizinin yaşandığı bu günlerde planlar rafa kalkmış görünüyor. Nükleerin buradaki şeyi çok çok önemli, rolü bence çok çok önemli. Şu anda Avrupa Birliği'nde Almanya, Fransa ve en az bir ülkede daha daha önceden nükleer konusunda verilen bir takım kararların devreden çıkarılma kararları şu anda tekrar gözden geçiriliyor. Fransa Başbakanı, Cumhurbaşkanı Macron geçenlerde mesela nükleer enerjinin kendi iklim değişikliği politikalarında ne kadar önemli bir rolü olduğunu oturdu anlattı. Çünkü sonuçta karbon salınmıyor. Ve karbon salınmayan bir enerji cinsi olduğu için sizin iklim değişikliği konusundaki bir takım hedeflerinizi sağlamış oluyor nükleer. Küçük ölçekli nükleer reaktörler ve güç üniteleri üzerine çok sayıda araştırma yapıldığı biliniyor. Nükleer enerji hayatımız olmaya devam ediyor. Ben geçenlerde bu konuyu araştırdım. Dünyada 70 değişik proje varmış şu anda bu küçük ölçekli nükleer reaktörlerle ilgili. Bunların bazıları İngiltere, bazıları Rusya'da, bazıları işte dünyanın farklı yerlerinde. Herkes şu anda bu konuya yönelmiş durumda. Neden? Çünkü bunlar biliyorsunuz nükleer enerji santralleri çok maliyetli ve yapımı çok uzun yıllar süren tesisler. Ve bunu siz oradaki maliyeti azaltabiliyorsanız ve zamanı da daha kısa bir döneme çekebiliyorsanız birden çok hızlı bir şekilde devreye girebilecek nükleer santralleriniz olur. Dolayısıyla bu konu bence gitgide önem kazanan bir konu olacak. Onu alıp o nükleer gidip bir yerde dev bir nükleer tesis kuracağınız yerde küçük reaktörlerle gidip mesela işte enerji açısından daha aç olan bir bölgede ve her tarafa bağlantısı olmayan bir bölgede kurabilirsiniz çok rahatlıkla. Bir takım onun işte güvenliğiyle ilgili, atıklarıyla ilgili işte bir takım önlemleri sağladıktan sonra onu gidip her tarafa kurabiliyorsunuz.